Ülke TV ekranlarından mutlu hafta sonları değerli seyircilerimiz. Türkiye'nin tek koruyucu ruh sağlığı programı İyi Bak Kendine ile bugün de karşınızdayız. Ne yapıyoruz? Burada psikolojik, psikiyatrik, nörolojik bir takım gelişmeleri ve sorunları bu ekranlardan çok kıymetli hocalarımızla birlikte derinlemesine ele alıp irdeliyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Bugün biraz daha çocuklarımızı konuşacağız. Malumunuz 28 Eylül itibariyle ders zili çaldı ve çocuklarımız okullarına, gençlerimiz okullarına başladı. Okula ilk başlayan, daha yeni başlayan çocuklarımız da oldu. Bunlar da zaman zaman gözlemliyoruz bizler de. Çünkü okul fobisi yaşanabiliyor. Kendilerinde okula uyum sürecinde zorluklar yaşayabiliyorlar. Bunları konuşacağız, ayrıntılandıracağız. Neden bunu yapacağız? Çünkü çocuklarımıza geleceğimizde ihtiyaçlarımız olacak. Onların en iyi yetişmesi için bu çabayı sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü ileride gelebilecekleri iyi yerlerde çocukluk döneminin çok büyük etkisi var. Bunu kimin yapacağız? Çok değerli bir isim var. Hemen onu size takdim etmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Nazende Ceren Öksüz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam bu konuyla ilgili basına da demeçleriniz yansıdı. Oralardan da faydalandık. Biraz sizinle bu süreci ayrıntılandırmak istiyoruz. Değerli seyircilerim, sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Facebook sayfamız üzerinden İyi Bak Kendine'den sorularınızı yöneltin. Hocama samimiyete soracağım. sabanozde@gmail.com mail adresinden de sorunuzu alacağız. Yine Twitter üzerinden de Saban Özde'den sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. İnsanlığı anlama kılavuzumuz olacak. Beynini kullan ya da kaybet noktasında VTR'lerimiz olacak. Sokak röportajlarımız olacak. Programın içeriğinde bunları sizlere takdim edeceğiz. Öncelikle hocam tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dilerseniz başlayalım. Şimdi okul 28 Eylül'de dersini çaldı. Çocuklarımız okullarına başladılar. Özellikle yeni başlayanlarda bazen kaygılar ve korkular gelişebiliyor. Öncelikle şunu diyelim, biraz bayram dolayısıyla okullar da geç açıldı değil mi hocam? Bir iki haftalık gibi bir gecikme oldu. Öteleme oldu daha doğrusu. Bu da herhalde okulların bir anlamda geç açılıyor olması da kaygıyı ve gençlerde de kaygıyı tetikliyor olabilir mi? Veya nasıl etkiliyor hocam? Buradan başlayalım. Ötelenmesi çocukların kaygısını biraz arttırdı. Bir kısmen sevindirdi tatilin uzuyor olmasından dolayı. Ama elbette ki okul korkusu olan bir çocuk ne kadar erken o korkuyla yüzleşirse bunun korkulacak bir şey olmadığını deneyimlediği için o kadar iyi oluyor tabii ki. Hocam okul korkusunda aslında başlıkları var, alt başlıkları. İnsan anlam kılavuzunu yönetmenim hazırlarsa onu da şimdi vereceğiz. Şöyle, 4 başlık var. Bunu böyle değerlendirebiliriz. Çocuktan kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Ebeveynden kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Okuldan kaynaklanan, öğretmenden kaynaklanan sorunlar da olabiliyor. Bunları ne zaman konuşacağız değerli seyircilerimiz? Kısacık bir VTR'miz var. İnsanı anlama kılavuzu akabinde karşınızda olacağız. Evet, Üsküdar Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu insan anlama kılavuzu burada biraz özeti var. Kısaca ben biraz daha ayrıntılandırmak istiyorum. Senin yerine doğabilecek milyonlarca karakter varken eğer sen doğduysan gerçekten özel bir insansın. Çocuklarımız da bizler için çok 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 özel. Çünkü yaşadığımız süreçte hepimize mutlaka birileri iyi ki varsın demiştir. Belki o kişiye unutamayacağı bir sürpriz yaptığın için, belki en zor anında onun yanında olduğun için, belki de sadece çok yakışıklı ve güzel olduğun için bilemiyoruz. Bildiğimiz kesin bir şey var. O da bu dünyada olmanın bir nedeni var. Bu nedenleri araştırmak üzere insan davranışları bize çok şaşırtıcı bilgiler verebiliyor diyor Üsküdar Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu insanı anlama kılavuzu. Gerçekten çocuklarımız bizler için biricik değil mi hocam? Kesinlikle. Buradan. Evet, çok özeller ve kıymetliler. Hocam şimdi biraz daha okul korkusunu, okul fobisini, okula uyum sürecini konuşalım. Aslında bunların temelinde ayrılma anksiyetesi olduğu benim okumalarımda karşıma çıkan bir şey. Çocuk annesinden ayrılmakta kaygılanıyor, babasından, kardeşlerinden ve yeni bir okul. Yine bu ayrılma korkusunu ve okul korkusunun temelinde neler yatıyor hocam? Çocuktan kaynaklanan nedenleri başlayalım irdelemeye sizlerle birlikte. Buyurun.
Şimdi çocuk ilk doğduğunda kendisini annenin bir uzantısı zannediyor. Bağlanma dediğimiz şey böyle başlıyor. Hatta yeni doğan psikolojisi diye ayrıca apayrı bir konu bile var. Bir araştırma konusu bile var bununla ilgili. Dolayısıyla böyle hissettiği için de tabii ki sağlıklı bir ayrışma olmadan yetişkin bir birey olarak hayatına devam edemeyecek. O bir süreç. Süreç. Evet. Orada annenin de yapması gerekenler var. Diğer aile üyelerinin de, ama öncelikli olarak anneyle çocuğun bağlanması çocuğun hayatı için çok kritik bir önem taşıyor. Okulda en çok ayrışmanın belirginleştiği dönem. İlk ayrışma belki de, değil mi hocam? Evet. Okul öncesinde eğer bir anaokuluna gittiyse olabilir, ama onu da okul dönemi olarak değerlendirebiliriz. Evet, okul dönemi olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla o dönemde annenin de tabii ki yapması gerekenler var. Çocuğun da kendi duygularını düzenlemesi için bir desteğe ihtiyacı var. Çocuk yetiştirmek aslında bir ekip işi gibi düşünebiliriz. Ailenin de yapması gerekenler, okuldaki ekibin de yapması gerekenler şeklinde. Peki hocam, mesela daha çocukken bağlanmanın gelişebildiğini söylediniz. Aslında anne karnından da, değil mi, orada çocuk ilk defa doğuyor. Karanlık bir ortamdan aydınlık bir ortam. Hep bunlar sizler tarafından söylenir, ifade edilir. Çocuk okula başladığı süreçte bunlardan dolayı mı bir korku yaşıyor? Başıma bir şey gelecek, işte burada yalnız kalacağım, bir şey olursa kim beni kurtaracak noktasındaki düşüncelerinden ötürü mü böyle kaygılar yaşıyor çocuklar? Evet, çünkü çocuk ilk kez güvenli alanından bilmediği başka bir alana geçecek. Orada adapte olması gereken yeni bir dünya var. Hı hı. Doğal olarak bir kaygı besliyor. Kaygı beslemesi anormal değil, ama normalin üzerine çıktığı zaman, o zaman işte acaba anneyle bir ayrışma kaygısı mı yaşıyor, kendisine çok mu güvensiz bir ortama gidecek gibi hissediyor. Bunları değerlendirmek lazım. Peki hocam, kaygı anı, aslında kaygının olması gerektiğini söylediniz. Bir anlamda da korku yaşamı düzenleme adına gerekli olduğunu her fırsatta vurguluyorsunuz sizlerle hocalarımız. Hangi durumda anormal bir kaygının olduğunu ifade edebiliriz? Şunlar, bu belirtiler varsa anormaldir, bir destek gerekebilir diyebileceğimiz kriterler neler hocam? Çocuğun okul fikrine çok ciddi reaksiyon göstermesi, çok yoğun ağlamalar, işte öfkelenmeler, tamamen içine kapanmalar gibi. Okula başladığı zaman çok ciddi duygusal reaksiyonlar vermesi, anne babadan hiç ayrılmak istememe, okuldaki uyumu bir türlü sağlayamama gibi. Uyku düzeninin bozulması, iştahının bozulması, okuldaki akademik performansının olması gereken düzeyde olmaması gibi bir takım reaksiyonları bir uzman yardımı gerektiren reaksiyonlar olarak alabiliriz. Bir de hocam, okul olgunluğu kavramı var. Hani biyolojik yaşı 5, 6, 7 olabilir, ama okul olgunluğu için de bazı kriterlerin özellikle olması gerekiyor. Öz bakım ve becerilerinin yetkin olması gibi birçok noktada. Bunlara ilişkin aslında uyum sürecini okul olgunluğuna ulaşmamış çocuklar da yaşıyor, değil mi hocam? Biraz da okul olgunluğunu konuşalım isterim. Buyurun. Evet, evet, okul olgunluğu çeşitli alanlarda, bahsettiğiniz alanlarda çocuğun yaşına, biyolojik yaşına uygun bir olgunluk geliştirmiş olması diye özetlenebilir. Her çocukta tabii ki bu farklılık gösterebiliyor. Eğer çocuk yaşından biraz daha küçük bir çocuk olgunluğundaysa, elbette ki o güvenli ortamdan okul ortamına geçme konusunda daha yoğun bir kaygı gösteriyor olabilir. Bu da daha çok çok koruyucu olan anne babalarımız zın tutumlarıyla ilişkili olarak karşımıza çıkabiliyor. Anne baba tutumlarına da geleceğiz değerli seyircilerimiz. Hocam, ben her programda fırsatta mümkün olduğunca ebeveynlere göndermelerde bulunuyorum. Çünkü Nevzat hocamızın da kitabında, sizinle de birazdan paylaşacağım, Sen, Ben ve Çocuklarımız, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın Timaş yayınlarından çıktığı ve kaleme aldığı bir kitap. Gerçekten çocuklar noktasında sizlere başucu kitabı olabilecek bir çalışmayı da buradan ekrandan göstereyim. Çok yerinde, çok doğru tespitleri var. Buradan, bundan da zaman zaman sizlerle paylaşacağız. Nazan'da hocamızı, ebeveynine de
çuvaldızı batırıyorum açıkçası. Çünkü burada hocam da bahsetmiş, diyor ki çocuklarda hani biyolojik bir takım sıkıntılar yoksa, fizyolojik yoksa ve psikolojik bir takım sorunlar yaşıyorsa ebeveynin çok önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Biz önce ebeveynleri düzeltiyoruz, akabinde zaten çocuk kendiliğinden düzeliyor diyor. Ne dersiniz bu konuda? Şimdi ebeveynlik öğrenilen bir şey. Mükemmel anne babalık diye bir şey yok. Hepimiz yaşam içerisinde bir şeyler öğrendiğimiz gibi çocuğumuz olduğunda da yeni şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Bir kere ebeveynlerin de hani bu düşünceyle duruma yaklaşmaları gerekir. Ne mükemmel anne baba olmaya çalışsınlar ne de benim dediğim en doğrudur şeklinde yaklaşsınlar. Çünkü tutumlar gerçekten çocuklar üzerinde hayati önem taşıyor. Çocuklar bizim elimizde şekilleniyor diyebiliriz. Hocam şuna da şahit oluyoruz. Size de bir sürü vaka geliyor. Oradan da gözlemliyorsunuz. Ebeveyn, anne veya baba fark etmiyor. Gençlik döneminde veya çocuk dönemini belki hatırlamayabilir ama elde etmek istediği fakat elde edemediği noktalarda çocukları, hayallerini çocuklar üzerinden gerçekleştirmeye çalışan ebeveynlerin olduğunu, tebessüm ediyorsunuz hocam. Çok sık karşılaşıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. Evet. Bu ebeveynlere bu gibi düşünen, aslında hepsinin ayrı ayrı yetenekleri var değil mi hocam? Hepsine Allah'ın bahşettiği özel yetenekleri var, hediyeleri var. Bunları tespit etmeyip kendi istedikleri doğrultusunda yetiştirme gibi bir gayretleri ve çabaları da söz konusu. Buna ilişkin neler söylemek istersiniz bir uzman hocamız olarak? Evet, anne babalarda bu sıklıkla gördüğümüz bir tablo. Şimdi çocuğu biz iyi ve kötü yanlarıyla bir bütün olarak ama iyi bir insan olarak, bir yetişkin olarak yetiştirmek istiyoruz. Bizim anne baba olarak en temel görevimiz bu. Çocuk yetiştirirken dikkat etmemiz gereken şey bu. Dolayısıyla orada çocuğun kendi yeteneklerini fark etmesine vesile olmamız gerekiyor. Hı hı. Çocuğa o alanı tanıyabiliyor olmamız gerekiyor. Anne babalar genelde bunu farkında olmadan yapıyorlar. Biz, hı hı, görüşmelerimizde bunları konu olarak bir takım farkındalık noktasında onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki hocam, biraz daha okul fobisine dönecek olursak, okul uyum sürecini konuşmayı sürdüreceğiz. Fobide bir yatkınlık söz konusu olabiliyor mu? Mesela bireyde, yani çocuğumuzda bu erişkin de olabilir. Genelde galiba 5-8 yaş arasındaki çocuklarda bu tarz sorunlar yaşanıyor. Bir yaş aralığı var mı? Dilerseniz buradan başlayalım. Ve fobiye bir yatkınlık, eğilim mesela daha çok hangi çocuklarımızda, bireylerimizde görülebilir? Böyle bir istatistik var mı hocam, böyle bir çalışma? Okul öncesi bir ilkokul döneminde okul fobisi en yüksek oranda görülüyor. Hı hı. Çocuğun, şimdi bebekler kendi mizaçlarıyla doğuyorlar aslında. Bazı bebeklerimiz daha zor alışan bebeklerdir. Bu tarz mizaca sahip çocukların okul fobisi geliştirme riskleri daha yüksek. Ama bu çevresel koşullarla kontrol edilebilir bir şey aynı zamanda. Anne babanın tutumuyla demek istiyorum. Hı hı. Kaygılıysa, zor alışıyorsa, misafirliğe gittiğinde böyle çok kendisini rahat hissetmiyor, kolay ağlıyor vesaire gibi tepkiler gözlemliyorsanız okul korkusunun da olma ihtimali yüksektir. O zaman daha dikkatli olmakta fayda var. Şöyle bir bilgi var hocam elimde. Katılır mısınız bilmiyorum. Başarı kaygısı olan ve daha çok çevresinden, çevre faktörlerini söylediniz, çevresinden onay bekleyen çocukların okula uyum sürecinde sorunu yaşamaları ve okul fobisi geliştirmeleri daha yoğun. Doğru mu? Burada tabii ebeveynin yetiştirmesi de hani çocuk erkil aileler belki. Evet. Şimdi başarı beklentisi yüksekse, biz mükemmeli arıyorsak, hayatın her alanında tökezleme ihtimalimiz çok yüksek. Aynı şey çocuk için de geçerli. Olabileceğinin en iyisini yapmaya çalışalım elbette ki ama mükemmeli aramak, çok çok yüksek bir başarı beklentisiyle çocuğu okula göndermek ya da çocuğun böyle bir beklentisinin olması, ulaşamayacağı bir hani mükemmellik beklentisi olduğu için doğal olarak kaygı uyandırıyor. Hı-hı. Ama biz o kaygıya doğal demiyoruz tabii ki. Yani kendi koşulları içerisinde yapay, doğal bir kaygı. Hocam biraz önce dediğiniz dikkatimi çekti. Güvenli alan. Mesela çocuklarımız evlerini güvenli alan olarak görüyorlar haliyle.
neden okulu güvensiz alan olarak, hepsi için bunu söylememiz tabii ki doğru değil, gerçekçi de olmayacaktır ama neden okulu güvensiz alan olarak çocuklar zihinlerinde yazarlar, tasarlarlar? Okul koşullarının standart olduğunu kabul edersek, bazen okuldaki çevresel koşuldan kaynaklı olarak da çocuk kendisini güvende hissetmiyor olabilir ama güvende, yani evden çıktığı anda gideceği herhangi bir ortamı güvensiz olarak algılıyor olabilir çocuk. Bu da evde çok steril, çok koruyucu bir ortam varsa, eğer çocuk yaşına uygun şekilde sosyalleşememişse, anne baba gereğinden fazla kol kanat gerdiyse, o zaman okul çok belirsiz. Yani orada ne olacak? Öğretmen de bana anne babam kadar özen gösterecek mi gibi sorgulamalarla birlikte daha güvensiz olma ihtimali olan bir yer gibi düşünülebiliyor çocuklar açısından. Hı hı. Burada tabii ahtapot anne modeli de var. Çocukların her şeyine, tuvaletlerine dahi müdahale ediyorlar. Böyle bir modelde de olmama gerekiyor. Nevzat Arhan hocamızın kitabında hocamız diyor ki tutarlılık da çok önemli. Nazende hocam, çocuk eğitimindeki en büyük sorunlardan biri ebeveynlerin aynı dili konuşamıyor oluşu. Biraz ebeveynleri konuşalım isterim. Çocuk ruh sağlığı kliniklerinde davranış problemi nedeniyle yapılan başvurularda öncelikle anne baba tutumuna bakılır. Biraz önce değindiğimiz gibi anne babaların yanlış tutumları, bilinçli ebeveyn olmamayla ilgili hataları düzeltilir. Bunlar düzeltildiğinde çocuktaki problemler çoğunlukla kendiliğinden çözülür diyor. Girişte de bahsettiğimiz gibi anne baba nasıl tutumluluk geliştirebilir hocam? Özellikle mesela okul korkusu olan, okula uyum sorunu yaşayan çocukta nasıl, somut örnekler üzerinden aktarmanızı rica edeceğim. Nasıl yaklaşmalı çocuğa hocam? Şimdi çocuğu okula alıştırmaya çalışıyoruz ve okulun korkulacak bir ortam olmadığını bir anne baba olarak, ebeveyn olarak biliyoruz. O zaman çocuğu okula alıştırırken çocuğun kaygılarını tırnak içine satın almamamız gerekiyor. Hı. Yani korkuyor, hani farkında olmadan yapıyor anne babalar bunu ama acaba gerçekten korkulacak bir şey mi? Bu çocuk niye bu kadar kaygılanıyor? Acaba gerçekten, yani bunları farkında olmadan aldığında anne baba, o zaman çocuğa sakin, kararlı ve tutarlı olmak mümkün olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla orada anne babaların hem ortak dil oluşturması, yani çocuk ağladığında bir tarafın daha hassasiyet göstermesi, bir tarafın daha sert olması örneğin gibi tutarlılık açısından farklılıklar da göstermemeleri çocuk gerekiyor. Çocuk fırsata dönüştürür değil mi hocam? Kesinlikle dönüştürür. Çünkü okumalarda da araştırmalarda diyor ki hocam çocuk ebeveyn kaygısını çok kolay hisseder ve taklit eder diyor. Dolayısıyla anne babanın o kaygısını hissedecektir. Bir tutarsızlık varsa da babam böyle diyor ama anne sen böyle yapıyorsun, babam böyle dediği için onu lehine kullanıyor olabilir değil mi? Evet. Çünkü çocuklar gözlemleyerek öğrenme kanalını çok yoğun bir şekilde kullanırlar. Model alarak öğrenme dediğimiz. Hocam şimdi çocuklar da 7-8 yaşındaki küçük çocuklarımız da bizi dinliyorlarmış. Bunların hepsini tabii ki annesine babasına koz olarak kullanıyorlarmış ama biz tabii ki onlar için sağlıklı bir eğitim geliştirmeleri adına bunları konuşuyoruz. Arkadaşlarımız sokağa da indiler hocam. Büşra Ahçı ve Hasan Berat Kılıç sokağında bu konudaki vatandaşlarımızın görüşlerini aldı. Eğer hazırsa yönetmenimden sokak röportajlarını vermesini rica edeceğim. Burada da arkadaşı ebeveynlerin kaygıları var. Bunları dinleyelim hocam. Biraz da bunlar üzerinden gidelim. Tamam. Şimdi sokak röportajları. Toplumun ruh sağlığına ilişkin önemli konuları ele almayı sürdürüyoruz. Çocuklar okula uyum sürecinde neden zorluklar yaşarlar? Hangi psikolojik ve psikiyatrik nedenlerden dolayı öğrenme güçlüğü çekerler? Halkımıza sorduk. Bakalım neler söylemişler. Birincisi yazıldıkları okul önemli. Aile terbiyelerine ve ailede yetiştirilmelerine göre uygun okul buldukları zaman yaşamayabilirler. Fakat biz etrafta görüyoruz ki ailelerin yetiştirdiği çocuklar ve gittiği okuldaki verilen bir takım bilgiler, terbiye veyahut da örf adetler tamamıyla zıt zıta oluyor. Zorluk çekiyordu, evi aradı, yani arkadaşlarına alışamadı. Ondan sonra ne bileyim, yani bu arkadaşlar arasında bir uyuşmazlık vardı. Gidip o sorunlar vardı. Ekseri o sorunlar vardı. Ben o sorunlardan çok çektim. Arkadaşlar arasında geçimsizlik vardı. Çocuklar okula gittikleri zaman yalnızlık çekerler tahmin ediyorum. Çünkü evde bütün ebeveynleri, annesi, babası, büyük akrabaları, dedesi büyük yakınlık görüyor. Okula gittiği zaman tabii ki yalnızlık çekecektir.
aynı sıcaklığı, aynı korumayı, aynı yakınlığı bulmak isteyecektir. Bulmakta zorluk çekecektir ve hakikaten de bulamayacaktır. Ama bazı çocuklar bunu çok çabuk olarak recover edebilir, yani kapatabilir. Ama bazıları kapatamaz ve okuldan soğumaya kadar, ağlamaya kadar gidebilir. Okula gitmek istemez. Katlanıklığı var çocukların üzerinde. Fazla şimdiki teknolojiye kaptırıyorlar. En çok da onlardan dolayı herhalde. Çocuklar okula uyumda sizce neden zorluklar yaşarlar? Çocukların okula uyum sorunlarının birçok sebebi vardır. Bunların içinde en başta çevresel faktörler, ailesel faktörler ve okulun pozisyonu. Okulun ve ailenin çocuğu okul öncesi okula hazırlamamasının, iyi şekilde hazırlamamasının verdiği bir korku. Çocukların, biraz da bazı çocukların, annenin ve babanın biraz onu kral ve kraliçe gibi yetiştirmesinden dolayı okul ortamında ilk zamanlar zorlanmasının nedenidir. Arkadaşlarıyla uyum sağlayamamış olabilirler. Öğretmenleriyle belki çok böyle bir iletişim halinde olamamış olabilirler. Ondan daha çok ben diye düşünüyorum. Çocuklar sürekli bilgisayar başında oldukları için sosyal ortama çok fazla alışkın değiller. Sürekli de aileleriyle oldukları için birden tabii toplum içine girince diğer çocuklarla uyumda zorluk yaşayabilirler. Sağlıklı olmasına rağmen aileyle ilgili ilişkilerinde psikolojik olarak bir takım sorunları varsa, yani her şeyi zorla yaptırma, hatta dayak atılıncaya kadar, buna varıncaya kadar yapılan bir takım çocuk büyütme terbiyeleri, bu çocukta öğrenme ve bilgi edinme engellemesini sağlıyor. Bizde baskı olmadı. Yani ben çocuklarıma, ben de, babası da öğretmen, eşim emekli öğretmen. Baskı olmadı bizde yani. Gayet güzel okudular. Şükürler olsun. Ama ben arkadaşlara çevrede çok gördüm. Anne baba, ayrılan anne babaların çocuklarını çok gördüm. Yani okumak istemediler. Valla öğrenme zorluğu çeken çocuk herhalde yetiştirilmeden geliyor tamamen. Yani evvela belki de çocuk şuradan buluyor. Yani bazı çocuklar 8-9 ayda yürümeye başlar. Birisi, bazıları 11-12-13. Ayda yürümeye başlar. Buradan da olabilir. Bunun nedenleri evde anne ve babaların biraz ilgisiz olması çocukların. Çocukların çok başıboş bırakılmaları, kuralsız bir hareket tarzı, programsız, kuralsız yaşam tarzları, şimdiki televizyon, internet, bunlarla ilgili olabilir. Nedeni ailenin sıcak yaklaşmaması, çocukla tam bir iletişim sağlamaması yönünden de olabiliyor. Hani şimdi boşanmalar biliyorsunuz artık çok fazla. Çocuk ailesiyle ilgili problemler yaşıyor. Annesiyle babasının kavgalarına, tartışmalarına şahit oluyor. Tabii ki bunlar onu çok fazla olumsuz şekilde etkiliyor. Evet hocam, sokağın nabzı bu şekilde. Aslında bizim şu ana kadar konuşmuş olduklarımızın bir fotoğrafını da çekmiş oldular. Öğrenme zorluğundan, güçünden bahsettiler. Şu da çok dikkatimi çekti. Çocuk okulda yalnız kalacağı hissi dolayısıyla bir korku, bir uyum süreci yaşayabiliyor, geliştirebiliyor. Çok önemli. Siz bu röportajların üstüne hocam neler eklemek ve paylaşımda bulunmak istersiniz? En çok işaret edilen şeylerden bir tanesi anne baba tutumu olmuş. Hı hı. Bir de okuldaki ortamla ilgili olmuş. Öğrenme güçü de tabii ki çok önemli bir konu. Hı hı. Şimdi teker teker gidecek olursak... Gidelim hocam. Mesela öğretmenin tutumu, yönetmenim de soruyor. Öğretmen tutumu ve çocuğun korku gelişmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Öğretmen bazen dikkatte etmeyebiliyor çocuğun o tavrına, ailesiyle paylaşmıyor olabilir. Öğretmenler neden çok önemli bu noktada hocam? Çok önemliler çünkü çocuğun hayatında o güne kadar iki tane otorite figürü var. Hı-hı. Anne baba. Şimdi bir üçüncü otorite figürü ortaya çıkıyor ve değişik bir sisteme alıştırmaya çalışıyor çocuğu. Hı-hı. Dolayısıyla öğretmenin, özellikle ilkokul öğretmenlerinin çok çok büyük bir rolü var çocuğun hayatında. Hatta yetişkinlerde bile dinleriz bazen ilkokul öğretmenleriyle olan anılarını. Yani bu kadar da önemli bir rolleri var. Çok net
olmaları gerekiyor. Çocuğa net mesajlar vermeleri gerekiyor ama aynı zamanda da sevgi, şefkat de göstermeleri gerekiyor. Yani sıcakkanlı bir mizaca da sahip olmaları gerekiyor. Hı. Hocam şimdi ebeveynlerin bilinçli düzeyi ve farkındalıkları tabii ki bir standardı yok. Farklı bölgelere ve coğrafyaya göre, bulunduğu şehire göre, yetişmiş olduğu şartlara göre farklılık gösterebiliyor. Herhalde ebeveyn çocuğunun okul fobisi geliştirdiğinin farkında olmayabilir. O noktada da sizin de belirttiğiniz gibi öğretmenliği de gerçekten çok önemli görev düşüyor. Burada onu farkındalık oluşturmak ebeveyne ve anlatma anlamında. Peki çocuğun yalnız olmadığı hissini okulda bir ebeveyn nasıl aktarabilir, anlatabilir çocuğuna? Okulda yalnız değilsini nasıl öğretebilir hocam? Şimdi uzun telkin çabaları sonuç vermiyor. Yani evet, çocuğu karşımıza alıp konuştuk, yalnız değilsin orada falan. Yani bunlar çok sonuç vermiyor. Eğer evet, çocuk size soruyorsa, ben orada yalnız mı kalacağım? Orada nasıl bir ortam var? Çocuğun sormasına müsaade edip çocuğun soruları üzerinden gerçeğe yansıtan yanıtlar vermek daha etkili. Bir de çocuğu sosyalleştirmek gerekiyor. Çocuk okuldan önceki dönemde de sosyalleşmeli zaten. Yeni insanlar tanımalı, arkadaşlar edinmeli, o arkadaşlarla oyunlar oynamalı, farklı ortamlara sokmalıyız çocuğu. Dolayısıyla eğer böyle yetiştirildiyse çocuk okulda yoğun bir yalnızlık duygusu yaşayacağı kaygısına kapılmaz. Evet, sosyal olmayan çocuklar okul öncesinde bu sorunu yaşayabilir. Başka hangi tür çocuklar, aşırı bağımlı yetişmiş ailesine bağımlı çocuklar bu sorunu yaşayabilir? Biraz daha somutlaştırarak gidecek olursak başka hangi tür çocuklar yaşar hocam? Anne baba tutumları yine çok önemli. Bazen anne babalarımız çocuğu ihmal ettikleri düşüncesiyle bunu bastırmak için aşırı bir sevgi, şefkat ve kuraldan yoksun bir tutum da sergileyebiliyorlar. Biraz açalım hocam bunu, bu çok önemli. Evet, biraz daha bu açalım. Önemli. Şöyle ki, anne baba arasında sorun var diyelim ki, evet, boşandılar. Suçluluk duygusu içerisindeler. Fakat bu suçluluk duygusu çocuğa öyle bir tezahür ediyor ki çocuğun her istediğini yapmak, hiç sınır kural koymamak şeklinde yansıyabiliyor. O suçlulukla bu şekilde davranabiliyorlar. Dolayısıyla çocuk da sınır kural görmeden büyüdüğü için okulda bocalayabiliyor. Hı hı. Evde çünkü her şey onun emrinde. Doğru mu hocam? Her şey, evet, onun istediği gibi yapıldı ama okul bir disiplin gerektiriyor. Senin gibi orada 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi çocuk var. Hepiniz eşit şartlardasınız. İşte öyle çocuk erkili bir halden çocuk da okula gittiği zaman bu sıkıntıları yaşayabiliyor. Okulda peki başka hangi tür sorunlar yaşayabiliyor bu çocuklar hocam okul uyumu haricinde? Sosyal sıkıntılar yaşayabiliyor. Çünkü sosyal ortamlarda da her istediği olmayacak. Farklı, hı-hı, bir sistem var orada da. Paylaşması gerekecek bazı şeyleri. Bazen kendisini uygun şekillerde savunması gerekecek. Bu tip sosyal becerileri geliştirmekte de birazcık daha geride kalmış olabiliyor. Evet. Hocam İbrahim Çelik'in çok çok selamları var. Sizi takip ettiğini söylüyor. Bir de sorusum var. Hemen soruyu da size yönelteyim. Tatil süresince rahatlığa alışmış. Biraz önce buna dikkat çektik. Uyku, ders çalışma, oyun, eğlenme vesaire. Vazgeçişi, öğrencinin okul hayatına geçişi nasıl olmalı? Evet, biraz daha uzun saatlerde saatlere kadar uyuyor olabilir, gece geç yatıyor olabilir. Biraz da o alışkanlıkların, 3 aylık bir alışkanlığın değişmesi noktasında böyle ılımlı bir geçişi nasıl yapacak çocuklarımız? Aslında okul açılmadan birkaç hafta önce artık bilgisayar oyunlarının süresini biraz daha kısıtlamak, uykuyu biraz daha düzenlemek gerekirdi. Bu tabii ki geçmişe yönelik alınabilecek bir önlem ama evet, bundan sonrası için de bir kere hafta içi bilgisayar oyunlarını artık ortadan kaldırmak ve sadece hafta sonu oynaması, hafta içi başka aktiviteler konulabilir ama bunların da ödev yapıldıktan sonra konması gibi daha ödüllendirici ve hani bu görevi yerine getirdikten sonra buna ulaşabileceksin gibi bir mesaj vererek çocuğa yaklaşmak.
Ödül ceza da hep tartışılıyor hocam. Evet. Bu noktada sizin de bir yazınız var hatırlıyorum. Biraz çocuğu anlamaya çalışmak gerekiyor. Ödülü mesela ceza, ödül cezayı nasıl bakıyorsunuz? Belki okula uyum sürecinde fobiyi atlatma manasında çocuklar ödüllendirilebileceğini veya cezalandırılabileceğini, burada sınır ne olmalı ve nasıl bir yöntem geliştirebiliriz hocam? Çok teşekkürler. Bu çok önemli bir soru gerçekten. Şimdi çocuğa ceza verme ifadesi beni kişi olarak çok irite eden bir ifade aslında. Ceza kelimesi. Çünkü çok farklı yerlere de çekilebiliyor. Ama yaptırım, sınır, kural diye ifade edebileceğimiz tabii ki de çocuğun davranışını şekillendirmek için bir takım setlerimizde olmalı aynı zamanda. Ama insan beyni aslında olumlunun altını çizerek, olumluyu ödüllendirerek daha güzel gelişir. Çocuğun yaptığı en ufak bir, hiç çalışmayan bir çocuk o gün yarım saat çalıştıysa mutlaka o yarım saat için ödüllendirilmeli. Ama bu ödül maddi bir ödül olmak zorunda değil. Bunu ifade etmek de olabilir. Aynı zamanda. Bir tebessüm olabilir. Çok iyi yaptığını ifade eden illa somut bir şey almak, vermek, hediye etmek ve paylaşmak gerekmiyor. Evet. Diyorsunuz. Hocam bir konunun altını çizdiniz. Bu gerçekten çok önemli ve bugünün çocuklarının en büyük sıkıntılarından baş belası olarak ben tanımlayacağım. Çünkü çevremde şahit olduğum kişileri de görebiliyorum. Bilgisayar kullanımı, evet. Teknoloji bağımlılığı. Aslında bilgisayara bağımlı olmak, televizyona bağımlı olmak, oyunlara bağımlı olmak da okula uyumu ve okul korkusunu tetikliyor olabilir değil mi hocam? Burada sınır ne olmalı? Mesela şunu diyebilir misiniz bana somut olarak? Çocuk her gün oyun oynayabilir ama şu kadar oynayabilir gibi bir şey söyleyebilir misiniz hocam? Veya sınırı ne olmalı? Şimdi çok o anlamda net bir şey söylemekten kaçınırım. Çünkü çocuğun özel durumu olabilir. Çocuğun yaşına göre değişebilir. Ama hafta içi okul döneminde bilgisayarla oynamaları kısıtlanabilir. Yani hiç oynamasınlar. Hafta sonu belki birer saat olabilir. Eğer çocuğun hayatını farklı spor gibi, çeşitli sanatsal aktiviteler, sosyal aktiviteler gibi aktivitelerle doldurursak zaten çocukların o zaman bu konuda kendilerini kontrol etmeleri daha kolay olacaktır. Şu da var hocam, ebeveynler özellikle çocuklarını öğretmenle tehdit ediyor durumlarını da şahit olabiliyoruz. Ödev veriliyor, yapmıyor veya çocuğu okul haricinde dışarıda özel hayatında farklı bir şey yapıyor, seni öğretmenine şikayet edeceğim gibi. Bu da herhalde ebeveynin yanlış tutumlarından biri. Biraz da bu noktaya ilişkin de değerlendirmelerinizi rica edeceğim hocam. Evet, çok doğru. Çünkü çocuğun öğretmenle de iyi bir ilişki kurması gerekiyor. Okuldaki uyumunun artması açısından. Bir de bir otorite figürüyle çocuğu cezalandıracağı mesajını vermek, çocuğun aslında kendi için, kendi başarısı için bir şeyler yapacağını fark etmesini de engelliyor. Yani öğretmen kızmasın diye ben o zaman çalışayım. Halbuki uzun vadede biz çocuğun sorumluluk duygusunun da gelişmesini istiyoruz. O zaman farklı mesajlar vermiş oluyoruz. Yani çocuk sadece öğretmeninden azar işitmemek için ders çalışıyor oluyor. Bu da onun donanımsal olarak kendisine hiçbir şey katmıyor. Bunu demek istiyorsunuz değil mi hocam? Doğru. Çünkü cezalandırıcı bir tutum olduğu için bir kere öğrenme kapasitesini de düşürür. Yani düşürüyor. Yeterince verimli de çalışamaz çocuk. Sadece ödevi yapmak için yapıyor olur bu sefer. Hocam bir sorun var, onu yönelteceğim. Ondan sonra öğrenme zorluğu, öğrenme güçlüğü olan çocuklarımız da bu sıkıntıları yaşayabiliyor. Hüseyin Durmaz diyor ki çocuklarımıza öncelikle ne öğretmeliyiz ki her zaman doğru muhakemeyi öğrenebilsinler? Ne öğretmeliyiz ilk olarak çocuklarımıza yaşamlarında doğru muhakeme yapması ve problemler karşısında sorun çözebilme becerisi kazanmalar adına? Sorumluluk duygusunun gelişmesi çok önemli. Çocuğun özgüveninin gelişmesi çok önemli. Sağlıklı bir özgüvenden bahsediyorum. Ve empati kurması çok önemli. Bunlar olduğu zaman çocuk hayattaki sorumluluklarını daha iyi kavrar ve insanlarla daha dengeli, daha uygun bir ilişki içerisine girer. Bu soruya, Hüseyin Durmaz'ın sorusuna Nevzat Hocamızın kitabından da bir cevap verelim. Bu tabii benim inisiyatifimle verilmiş bir cevap. Diyor ki Nevzat Hocam, Hazreti Ali'nin 1400 yıl önce söylediği, çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayınız.
15 yaşına kadar arkadaş olunuz. 15 yaşından sonra onunla istişare ediniz, danışınız. Hakikatini biliminde de öngördüğünü sizlerle aktarmak istiyorum diyor. Çocuklarla istişare edebiliyor olmak da çok önemli değil mi hocam? Onlarla mesela nasıl çocuk olmadıklarını hissettirerek onlarla her şeyi oturup konuşabilmek gerekir mi? Mesela okul fobisine ve korkusuna uyum sürecini uyarlayacak olursak, okul fobisi yaşamaması gerektiğini bir ebeveyn çocuğuna istişare yoluyla nasıl anlatabilir hocam? Konuşarak. Şimdi bir kere okulun güvenli bir ortam olduğunu göstererek, çünkü çocuklar o yaşlarda görerek daha iyi öğrenirler. Hı hı. Göstererek anlatabilir. Bir de çocuğun duygusunu aynalamak çok önemli. Yani kaygılıysa çocuk, seni çok kaygılı görüyorum. Çünkü çocuklar o yaşlarda duygularını fark etmezler. Hı hı. O duygusal farkındalığın da gelişmesi için istişare ederken seni çok kaygılı görüyorum. Hı hı. Bu kaygının sebebini öğrenebilir miyim gibi. Aklına takılan her şeyi bana sorabilirsin. Bunları konuşabiliriz gibi cümlelerle çocuğun kendisini ifade etmesini alan tanıyarak istişare edebilirler. Hı hı. Açık açık konuşabilirler. Bir soru daha var. Evet, katılıyorum size. Öğretmenlerin tarzı, eğitim programlarının farklılığı, hangisi en doğru nasıl bileceğiz? Aslında ilkokuldan tek beklentim diyor, çocuğuma okulu sevdirmesi. Evet, eğitim programlarının farklılığı, öğretmenlerin yapıları, kişilikleri, karakterleri farklılaşabiliyor. Bunlarda bir standart oluşturmak gerçekçi baktığımızda mümkün değil tabii. Ama sistem biraz daha olgunlaştırılabilir ve geliştirilebilir. Okulu sevdirmesi diyor. Mesela buradan belki öğretmenlere bir mesajımız olsun. Çocuğa bunların eğitimlerini, formasyonlarını alıyorlar tabii ki, ama bir öğretmen okulu, çünkü o çocuğa o yaşlarda okulu sevdirmek ilerideki gelişme açısından çok önemli hocam. Nasıl sevdirebilir? Öğretmen burada somut olarak ne yapmalı çocuğa okulu sevdirmesi adına? Şimdi ilkokul döneminden bahsediyorsak, ilkokul birinci sınıf örneğin, görev odaklı olmak, çok gereğinden fazla hani görevin altını çizerek çocuğa yaklaşması öğretmenin çocuğu ürkütebilir. Görevi derken öğretmen olduğu mesajı mı hocam? Ben öğretmenim, benim görevim bu gibi mi demek istiyorsunuz? Yok, yani mesela akademik başarı, işte bundan sonra sürekli işte ders çalışacaksınız, ders çalışmanız gerekecek, ödevlerinizi mutlaka yapmanız gerekecek, daha İlk günden böyle bir yaklaşımla çocuğa yaklaşmak çocuğu korkutabilir. Çünkü çocuk tam olarak ödev nedir, ders nedir bilmiyor. Hı hı. Dolayısıyla aslında çocuklarla birazcık sosyal kanaldan iletişim kurması, onu arkadaşlarıyla kaynaştırması, derste aralarda küçük aralar verip böyle keyifli aktivitelerle dersi iyi, daha dinlenebilir hale getirmesi önemli. Hı hı. Ve öğrenme zorluğu hocam. 4-5 dakikalık kısa bir süreye de sonuna geldik. Öğrenme zorluğu, öğrenme güçlüğü. Hangi çocuklarımız öğrenme güçlüğü yaşayabilir? Öğrenme güçlüğünün altında yatan nedenler neler hocam? Öğrenme güçlüğünün altında çeşitli nedenler yatabilir, ama hani biraz daha özetleyecek olursam, öğrenme güçlüğü dediğimiz şey çocuğun farklı kanallardan öğrenebilip farklı kanallardan öğrenmekte birazcık daha zorlanması demek. Hangi kanallar bunlar? Örneğin bazı çocuklar görerek daha çabuk öğreniyorlar, ya da dinleyerek bazı çocuk daha çabuk öğreniyor, yazarak daha çabuk öğrenebiliyor. Çocukların hangi kanallarda daha güçlü, hangi kanallarda daha zayıf olduğunu fark etmek gerekiyor. Bazı çocuklarda, öğrenme güçlüğü olan çocuklarda bu kanalları birazcık daha güçlendirmek gerekiyor. Ders çalışırken ona göre bir ders programı yapılması, ona göre bir yöntem uygulanması şeklinde yönlendiriyoruz. Çocukları. Yönetmenim ekrana getirirse kullan ya da kaybet. Süremiz sonuna geliyoruz. Hocama tekrar son söz hakkı vereceğim. Kullan ya da kaybet videomuzu seyrediyoruz. Ardından tekrar karşınızda olacağız. Duyguların merkezini keşfet. Beyin sadece bilgi depolayan bir mekanik değil. Kalple bağdaştırılan hislerin merkezi de beyin. Duygular, motivasyonlar, umutlar, korkular, heyecanlar. Sinirli veya güler yüzlü insanlara vereceğin tepkilerin nasıl olması gerektiğine önce beynin karar verir. Arkadaşınla sevgilin arasındaki ilişki farkını beyninde şekillendirip ona göre ilişki kurarsın. Hayat tecrübelerine bağlı olarak korkacağın nesne veya olaylara yine beyninin sana yolladığı sinyallerle karar verirsin. Bu sinyalleri kontrol etme gücü sana ait. Keşfet.
Evet, kullan ya da kaybet veterimizin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 2 dakika gibi bir süremiz kaldı. Hocam, korkudan bahsettik, uyum sürecinden, öğrenme güçlüğünden. Tabii ki bunların belirtileri ve kriterleri farklılaşabiliyor ama okul fobisi ve uyum süreciyle ilişkin 2 hafta yazılanlar var. 3 hafta, 1 ay içi devam ediyorsa kesinlikle bir tedavi ve uzman hekim gözetimi gerekiyor. Siz bu konuya ilişkin ebeveynlerimize, buradan aile büyüklerimize neler söyleyebilirsiniz? Okul fobisi ne kadar sonra devam ediyorsa müdahale edilmeli. Eğer ilk birkaç hafta hiç azalmaksızın, hatta artarak da olabilir bu. Çocuk bir takım somatik belirtiler gösteriyorsa, mide bulantısı, ağrısı, ateşlenme, baş ağrısı gibi bir takım fazladan duygusal reaksiyonlar gösteriyorsa, yani aşırı ağlama, sinir krizleri, hiç konuşmama, içe kapanma, kesinlikle okulda kimseyle iletişim kurmama tarzında, o zaman uzman yardım almaları gerekiyor. Öğrenme güçlüğüne ilişkin uyarılarınız neler olacak buradan ebeveynlerimize? Eğer çocuk söylediğiniz şeyi bir türlü anlamıyormuş gibi tepki veriyorsa, akademik anlamda belirgin sıkıntılar yaşıyorsanız, öğretmenlerden hani bu çocuk dinlemiyor, aslında dinlemek istiyor ama dinlemiyor gibi tarzında geri bildirimler alıyorlarsa, dikkat eksikliği ya da öğrenme güçlüğünden şüphelenmeleri ve mutlaka bir uzman yardım almaları gerekmekte. Peki, son olarak şunu da sormak istiyorum hocam. Okul olgunluğunu biraz konuşmaya çalıştık, çok vaktimiz olmadı ama hangi çocuklar okul olgunluğuna erişmiştir? Şimdi okula kayıtlar yapıldı. Belki ebeveyn yeni fark edecek okul olgunluğunun olup olmadığını. Bunu nasıl ölçümlemesi gerekiyor ebeveyn? Nereye dikkat etmeli? Aslında bu konuda testler var ama çocuğu gözlemleyerek de kısıtlı olsa bir bilgi edinmek mümkün tabii ki. Eğer normal bir şekilde okuluna devam ediyorsa, birkaç sorgulaması oldu ilk birkaç günde ama sonra arkadaşlarıyla iletişimi iyi, öğretmenlerden olumlu geri bildirim alıyorsunuz, her şey yolunda diyorlarsa, o zaman çocuğun okul olgunluğunun yaşına uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bir de akademik, yani aldığı notlar da önemli geri bildirimler olacaktır bu anlamda. O yüzden uzmanlarımız, sizin gibi değerli hocalarımız hep der ki karne aslında çocuğun gelişimi açısından iyi okuyabilmek gerekiyor. Her şeyi ortaya koyan bir veri, sadece bağırmak çağırmak diye sorunun nereden kaynaklandığını tespit anlamında da iyi bir kılavuz aslında bizim için karneler. Yönetmenim, galiba süremizin sonuna geldik. Üsküdar Üniversitesi NEP İstanbul Hastanesi'nden çok kıymetli hocamız, uzman klinik psikolog Nazan Deceren Eksüz, ayaklarınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler. Şerefler verdiniz. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli seyircilerim, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatler 11.10'u gösterdiğinde artı eksi programıyla tekrar çok değerli konuklarımla karşınızda olacağız. Mutlu cumartesiler diyelim.